21-27 Haziran. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel, umutta, keyifte, aşkta, parada, sağlıkta olsun. Dini konulara bu ara merak sarabilirsiniz. Fazla okuyup araştırma yönünüz ön plana çıkar. Her şeyi merak etme, yeniden keşfetme dediğimiz yolculuklara başlayabilirsiniz. Böyle enteresan, yani beyin unutur ve tekrar hatırlamak isteriz ya, yeniden konuşmayı, yeniden içinizdeki sorunları çözmeyi, iş hayatınızdaki insanlarla iletişimi daha güçlü kılmayı ve hatta beni yanlış anlıyorlar ve bir adım atayım mı kafanızda düşünceleriniz olabilir. Siz kimse tarafından yanlış anlaşılmıyorsunuz. Siz haklı adımlarda haklı kontrolördesiniz. Lütfen bu adım atmayın çünkü onlar sizi yanlış tanıyorlar ve burada zarar görebilirsiniz. Dikkat diyorum. Siz olduğunuz gibisiniz. Onlar olmadıkları gibi gözüküyorlar. O yüzden anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Finansal zorluklar yaşayabilir. Özellikle ilişkinizle ya da karı koca hayatınızda bazı para konularıyla alakalı fikir tartışmaları yaşanabilir. Ve uzun süredir bu maddiyatı çözemediğiniz için harcamalarınızı kısıtlayabilirsiniz sevgiliniz ya da eşinizle alakalı noktalarda. Farklı işe geçmek isteyen ve bulunduğumuz noktada huzursuzum diyenler için Eylül'e kadar sabırlı olacaksınız. Ondan sonra doğru iş çözümleri, doğru kapılar sizin hayatınıza dokunacak. Yani siz aslında uzun süredir emek verdiğiniz yerde, hani ben kovulayım da hakkımı alayım dediğiniz noktadasınız. Onların da zaten sizin enerjisi çok önemli değil ama şöyle söyleyeceğim. Siz orada hak ettiğiniz döngüye kavuşacaksınız. Biraz daha sabır diyorum. Eşiniz ya da ailevi ortaklı işleriniz varsa burada maddi krizlerden kaynaklanan gereksiz tartışmalar ve kavgalar uzayabilir ve bu bizim aile çatımıza yansıyabilir. Ortaklı, aile miraslı, yani şöyle söyleyeyim, ortaklı bir işte amca çocuğu, dayı çocuğu varsa burada büyük bir kıyamet kopacak. Bayağı aileler arasında sorunlar yaşanacak. Dikkat diyorum. Bu ara koku duyunuz, koklama duyunuz ya da tad alma duyunuzda bazı karışıklıklar olabilir. O yüzden sinir sistemlerinizle alakalı bir durum. Sinir sistemlerimizi yumuşatmamız lazım. İş bekliyorsanız, uzun süredir iş sorunlarınız varsa toparlanmak için biraz daha vakti, ama sizin de anlayış ve sabra ihtiyacınız var. Ama maddi krizlerden dolayı artık ben ne yapacağım? Yani ailem ya da ondan bundan ne isteyebilirim endişesindesiniz. Gerçekten yakın bir dostunuzun desteğiyle sıkıntılarınızı toparlayacaksınız. Merak etmeyin. Büyük kurumsal ya da devlette çalışanlar için hani sakin bir ortam. Hatta o alanın içerisinde herkes hani kafa bir dünya. Yani kimse kimsenin farkında bile değil. Çok karışık bir sistem var. O yüzden bu şekilde hani ne etliye karışırız ne sütlüye karışırız ya. Bu ara o büyük kurumsal ya da devlette çalışanlarda böyle garip garip olaylar var. O yüzden siz kendi yönünüze, kendi hikayenizi yazmaya devam edin. Başkalarının hikayesini uğraşmayın istiyorum. Özel ilişkiyle alakalı noktada da evet, eşler arasında ailevi miras değil de ortaklı işlerde çatırdamalar söz konusu olabilir. Ama sevgilinizle sorununuz varsa barışma, bitmiş bir ilişkinizden haber alma, hatta beklediğiniz kalbinizdeki kişi mesaj atma ihtimali 29-30 Haziran sonrası renkli bir şekilde sizi mutlu edecek değerli yengeç burçları. Hiç ilişkisi olmayanlar için bir aracı ya da ortak bir noktada tanışın. Birbirimizi tanıma fırsatı, sevgili değil, birbirimizi tanıyacağız. Hani aşma, birbirimize ait noktayı belirleme evresi olacak. Özellikle değerli yengeç burçları, anneniz, anneanneniz, babaanneniz, halanız, teyzeniz, kadınlarla ilgili bir sağlık problemi yaşanabilir. Bu da özellikle böbrek ve genital bölgede sıkıntılar olabilir. İhmal etmeyin istiyorum. Uzun süredir nişanlı ya da sözlü ve artık bir sonuç bekliyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bu ilişkinizin maddi sorunları ve ailevi sorunları var. Bu sorunlu bir aileye gidersen zaten ilişki baştan sorunlu olur. Biraz daha beklersen hayırlı olur. Hanemizde atamasını bekleyen ya da devlet görevini bekleyen ya da büyük kurumsaldan iş bekleyen bazı yengeç burçları için de güzel, kazançlı ve birilerinin desteğiyle bu kapıya gireceksiniz ve aydınlık olacak. Çocuk isteyen, özellikle hiç çocuğu olmayan, uzun süredir çocukla ilgili karar vereyim tüp bebek deneyelim mi?
Deneyebilir, bu enerjiniz uygun, yapabilirsiniz ve bebekle ilgili korkunuz olmasın. Rabbim yazdıysa neden olmasın? Siz umudunuzu kaybetmeyin istiyorum. Bu ara bir ev tartışması ya da ödemelerle alakalı unutulan kiralar ya da faturalarla ilgili uyarı kağıdı alabilirsiniz. Bunu ihmal etmeyeceksiniz. Tatil planı olan bazı yengeç burçları denizin enerjisine doğru hazırlanıyorsunuz. Hani hem dağın kokusu hem denizin kokusu sizin ruhunuza iyi gelecek. Bazıları da hayal edecek bu dönem. Yani daha de tatil vaktiniz var. Evet, hayal edin. Rabbim bu kapıyı da size verecek olarak uyarıyorum. Değerli yengeç burçları, babanızın soyundan da belki bir miras tartışması bir erkekle yaşanabilir ve bu erkekle yaşanacak olay biraz krizlere neden olabilir. Doğru yönetirseniz, doğru algı yaparsanız bu problem çıkmış olacak. Sevgi ve umutla kalın, sağlıkta kalın, Allah'a emanet olun.